Selamlar, yine bir problem çözme videosuyla beraberiz. Şimdi bana geçen hafta bir mix geldi. Ondan sonra bu o mix değil. Çünkü o şarkı henüz yayınlanmadığı için paylaşamıyorum ama problem aynı. Benzer bir tarzda. Şimdi özellikle rock şeylerinde, şarkılarında, canlı bas çalımlarında bas seviyesini, daha doğrusu bas frekansları böyle tutarlı tutmak gerçekten çok zor. Çünkü pena ile çalınıyor. Ondan sonra bas gitarların kendinden kaynaklı işte bazı notaların, bazı frekansların daha yüksek çıkması, ondan sonra bazılarının daha düşük çıkması, böyle kaybolan notalar gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Eğer DI kayıt değilse, işte mikrofonlandıysa odadan kaynaklı bazı böyle faz problemlerinden dolayı bazı notaların kaybolması tarzı problemler yaşanabiliyor. Şimdi bu DI bir kayıt ama şurada gördüğünüz gibi, şimdi bu bas kanalının orijinali. Bunu size efektsiz çalayım. Şöyle bir bas performansımız var. Bakın, epey bir tutarsız bir performans, dinamik bir performans. Ondan sonra yani çalan adam biraz böyle lambur lumbur çalmış. Tuşesi biraz tutarsız. Şimdi normalde bunu nasıl düzeltiriz? İlk aklımıza gelen kompresör, değil mi? Ama maalesef bu çok işe yaramıyor. Şimdi normalde ben bas gitarları mixlerken 3 kanala ayırıyorum bas gitarı. Burada isimlerini görüyorsunuz, işte lows, mids, high diye ayırıyorum ben bunları. Lows demek, şöyle EQ'dan göstereyim. Basın bas frekansları, yani düşük frekansları demek. Burada yaklaşık 150-160 Hz'ten başlayan bir low pass filtremiz var. Yani bütün tizlerini bunun öldürüyoruz. Şöyle bir şey kalıyor geriye. Sonra mid bandımız var. Mid frekanslar. Burada da altları ve üstleri tıraşlıyorum. Ondan sonra bir de distortion'ımız var. Bunu şarkıya göre drive'ını açıp kısıyorum veya işte devil lock kullanıyorum gibi gibi. Bu drive kanalımız, bu harmoniklerin arttığı kanal. Ondan sonra bir de tiz kanalım var. Burada da biraz daha fazla altlardan alıyorum. Biraz üstler sağa doğru kaymış oluyor. Yani biraz daha tiz karakterini alıyorum bas gitarın. Burada da genellikle chorus'la bunu genişletiyorum. Şimdi bunu üçü beraber çaldığımız zaman ancak şöyle bir problem var. Şimdi şurada bu değil, VOMT kullanalım. Şimdi buna geçmeden önce ben size hatta bunu ne kadar kompreslediğimi, basın bas kısmında ne kadar kompreslediğimi ve limitlediğimi de göstereyim. Bakın, çok yumuşak knee'li bir kompresörle işte 8 desibel civarı bir kompresleme yapıyorum bas frekanslarda. Üst frekanslar, bu zaten distortion'a giriyor. Bu da epey kompresleniyor. Bu kompreslenmiyor. Bu normal dinamik haliyle geliyor tiz frekanslar ama altları bayağı bir kompresliyorum, 10 desibel kadar. Üstte bir de limiter. Bu da az miktarda bazı peakleri yakalıyor. Bakın, 1 desibel yakaladı bir yerden. Yani bunu biraz daha basabiliriz. Ama bu sefer üst frekanslara sarkan harmonikler geliyor. O yüzden mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyorum. Şimdi bunu böyle kompresledik ama bunun seviyesine baktığımız zaman, bakın metreye. Bakın ne kadar oynuyor. Yani biz bas gitarın, özellikle rock'ta davullarla beraber altları böyle stabil tutmasını istiyoruz. Statik tutmasını istiyoruz. Yani statik olsun, ben gerekli dinamik düzenlemeleri kendim yapayım. Mesela işte şanda indireyim, nakaratta yükselteyim gibi. Hatta bunu mix içinde dinleyelim. Şöyle. Şimdi burada şu crest faktör şeysine, burada sağa sola giden böyle bir su terazi gibi bir şeyimiz var, ayarımız var. Bu şu demek, eğer bu sola gidiyorsa baslar
fazlasıyla dinamik demek. Eğer sağa gidiyorsa baslar hiç dinamik değil demek. Ve sağlıklı olduğu düşünülen noktada bu iki siyah çizginin ortası şeklinde. Bunu biraz büyüteyim, daha rahat görelim diyeceğim ama çok da büyüme bu kısmı. Yani bizim amacımız aslında rock müzik için özellikle. Mesela işte folk için ya da işte daha böyle caz tarzında dinamizmi kaldıran müzikler için bu sola doğru gidebilir, sıkıntı değil. Ama işte EDM olsun, rock olsun, işte ne olabilir başka, pop olsun mesela. Bas daha stabil, daha statik olsun istediğimiz tarzlarda ise bunun sağa doğru gitmesini istiyoruz. Bakın kötü değil ama yani çok da sağda değil. Peki abi, genel mix'in içerisinde bu bas hakikaten dengesiz mi geliyor? Davulu falan girdiğimiz zaman da hakikaten böyle bir dengesizlik mi söz konusu? Ona bakalım. Şimdi ben buraya bir voltmetre daha koydum ama bu RMS'e ayarlı. Yani genel ortalama loudness'u ölçecek şekilde ayarlı. Ayrıyeten de ben bunu multiband olarak pozisyonladım. Şurada bir splitter'ımız var. Bu splitter'da 250 Hz'in altındaki frekansları dinliyor. Yani şuradan böldüğümüz frekansların sol tarafı metreye gidiyor. Sağ tarafı herhangi metreye gitmeden normal mix'ten dışarı çıkıyor. Biz basslarını ölçmüş oluyoruz bu şeyle, RMS metreyle. Bakın 12, 14 böyle 2-3 desibellik şeyler var burada, farklar var. Hatta 10 ile 14 arası, 15 arası falan gidiyor. 3-4 desibellik farklar var. Şimdi bu istemediğimiz bir durum. Bunu ne yapabiliriz abi? Kompresleyebiliriz, bunu limitleyebiliriz vesaire ama ben daha şık bir çözüm öneriyorum burada. Ve genellikle bu tarz problemler, daha doğrusu işte bu tarz performanslar geldiği zaman yaptığım çözüm çok daha basit. Bir adet sine wave synthesizer koyuyoruz. Ben burada sublab'ı kullanmayı seviyorum çünkü bas synthesizer olarak tasarlanmış ve bas için ihtiyaç duyabileceğimiz ayarları tek bir sayfada sunan çok güzel bir plugin bu. Çok basit bir plugin. Yani bunu herhangi bir synthesizer'la, dijital synthesizer'la, Vital'la falan yapabilirsiniz aslında. Ben ama size şeyi göstermek istiyorum, ne yaptığımı. Bu bas gitarın çaldığı akorları olduğu gibi ben MIDI olarak programladım. İşte Si, Fa diyez, ondan sonra Do diyez, Sol diyez şeklinde bir şey çalıyor. Bas akorları çalıyor zaten. Ben bunu programladım abi. Şöyle bir şey geliyor. Şimdi bunu telefondan dinliyorsanız duymanız çok zor olabilir. Kulaklık ya da hoparlörle dinlerseniz bası duyacaksınız. Şimdi bunun metresine bakalım. Bakın gayet stabil, statik, böyle yarım desibellik falan bir fark var. O kadar bile değil işte. 0.2 desibel. Şimdi ben bunu bas gitarın metresinden ölçtüğüm takdirde, bakın bas gitarın şu üst frekanslarını koyuyorum. Sadece şu sabları kompreslediğimiz kanalı kapatıyorum şimdi. Yani bu normal pena ile çalınan distortion kanalı ve chorus tiz kanalı kalıyor. Ama altları synthesizer'dan veriyorum. Basın metresine bakalım. Bakın 1-1.5 desibellik bir hareket var. Ve hatırlatırım, yani distortion kanalı kompreslenmiyor. Normal distortion kendi kompresyonu. Artı tiz kanal hiç kompreslenmiyor. Davullarla vesaireyle bakalım. Şöyle, bu hala kapalı. Bakın basın seviyesine bakıyoruz tekrar ana şeydeki, ana kanaldaki, çıkıştaki RMS metreden. Synthesizer'ı kapatıyorum, canlı bas gitara geçiyorum. Feliz em sua mão,
Bakın RMS ölçmesine rağmen, yani belli bir saniye aralığını ölçmesine rağmen 3-4 desibellik, hatta ne yapıyor işte, -3 ile -7 arasında dolaşan, belki 4 desibele yakın bir fark yaratıyor notalarda. Ama synthesizer açtığımız zaman yani bu çok daha stabil, çok daha böyle sağlıklı seviyeler olan ve notadan notaya zıplamayan, sizi de muazzam bir otomasyonla uğraştırmak zorunda kalmayan bir yöntem olmuş oluyor. Evet, umuyorum ki bir sonraki rock mixinizde belki bu problemle karşılaşırsanız kolayca çözüm bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.